Sayın Erdoğan, 1998 yılında şiir okudun diye hapse girdim ve dedin ki bu haksızlıktır, hukuksuzluktur dedin. Şimdi aynı haksızlığı, hukuksuzluğu adalet eliyle, yargı eliyle sen yapıyorsun. Ekrem İmamoğlu'nun istinaftaki dosyası onaylandı, onaylanacak. Türkiye'yi bununla meşgul ediyor ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmeye çalışıyorsun. Sayın Erdoğan, ülkenin sorunları belli. Açlık, yokluk, sefalet, emekli, işçi, köylü, çiftçi, gençlerimiz, kadınlarımız, sokak cinayetleri, sokak mafyası ülkenin temel sorunu. Ama sen gündemi değiştirmek için tam 5 yıldır bir ahmak davasını sürdürdün gidiyorsun. Soruyorum, 5 yıldır bitmeyen dava olur mu? Ve hala istinafta onaylandı, onaylanacak diye bekleyen bir dava olur mu? Derdin belli, gündemi değiştirmek. Derdin belli, Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulmak. Ama şunu unutma, ne yaparsan yap, milletten kaçamayacaksın. Milletten kurtulamayacaksın. Seni trollerin, arkanda sana yağcılık yaparak takla atıp sen ağasın, paşasın diyenler seni ilk terk edenler olacaklar. Dolayısıyla Erdoğan'a, Adalet Bakanı'na, yargıya sesleniyorum. Yeter artık. İstinaf bir demokrasinin kılıcı gibi üzerimizde sallanmasın. Ülkeyi bununla meşgul etmeyin. Ekrem İmamoğlu'na vereceğiniz ceza hukuksuz bir cezadır. Verdiğiniz ceza hukuksuz bir cezadır. Zekeriya Yıkıcıoğlu'na ahmak dediğinden dolayı dava açmayanların ahmak sözünden dolayı 2 yıl 7 ay 15 gün ceza vermesi hukuksuzluktur, ceberrut bir anlayıştır. Bunu şiddetle reddediyoruz. Demokrat Parti İstanbul Milletvekili olarak net bir şekilde söylüyorum. Bu ülkede hukuksuzluğu yapan herkesin karşısında olacağım ve hukuksuzluğa uğrayan herkesin de yanında olmaya devam edeceğim. Erdoğan, ne yaparsan yap, gideceksin.